Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, maalesef çok zorlu bir haftayı geride bıraktık. Bir yandan bizim Merkez Bankamızın enflasyon raporu, ardından Fed'den gelen faiz kararı ve sonrasında hiç beklenmedik şekildeki açıklamalar ve aslında bu hafta sonunu bu konulara yönelik değerlendirmeler ve bu konuların etkilerine ağırlık vermek üzere bir yorum hazırlamayı, bir analiz hazırlamayı düşünüyordum. Ama son 2 gündür, 3 gündür özellikle ve özellikle IMF ile anlaşma yapıldı mı? Gizli görüşmeler mi yapılıyor? Seçimlerden sonra bir anlaşma kararı çıkacak mı? Şeklinde ki çok daha farklı bir konu gündeme oturdu. Bana göre IMF konusu Fed'in veyahut da Merkez Bankası'nın, merkez bankalarının diyeyim, çoğul konuşayım, yapmış olduğu açıklamalardan çok daha önemli bir anlam ifade etmekte. Evet, Yeni Çağ gazetesinin yazarlarından Ahmet Takan isimli bir yazar beyefendi bir iddia ortaya attı ve IMF ile el altından görüşülüyor mu şeklinde. Efendim işte çok önemli kaynakları varmış kendilerinin ve bu kaynaklardan almış olduğu bilgiler ışığında IMF ile el altında gizli gizli görüşmelerin yapıldığı, belli rakamlar üzerinde pazarlıkların yapıldığı ifade edilmiş. Arkadaşlar bu arada hemen belirtmek istiyorum. Az önce merkez bankalarının kararları sonrasında dolar TL'nin nasıl etkilenebileceği ve özellikle Fed'in yeni duruşu gereği, yeni tavrı gereği neler olabileceği konusuna yönelik olarak analize öncelik vermediğimi söyledim. Ama bu konuda mutlaka analiz aktaracağım. Ya bu akşam, bu gece veyahut da yarın muhakkak surette bu konuları içeren ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu short işlemlerini içeren bir analiz muhakkak surette aktaracağım. Şu anda IMF konusuyla ilgili çok fazla soru geldiği için ve bu konu biraz daha sıcak ve bana göre biraz daha önemli bir mesele olduğu için bu konu üzerinde durmayı tercih etmiş bulunmaktayım. Evet sevgili arkadaşlar, IMF konusuyla ilgili olarak Yeni Çağ Gazetesi yazarının yapmış olduğu bu açıklamalar ve bu açıklamalarını dayandırmış olduğu haberin kaynağı gizlidir mealinden isim vermeksizin şundan duydum, bundan duydum. Bu kaynaklar çok güçlü kaynaklardır vesaire vesaire. Bilemem arkadaşlar. Yani bu kaynaklar gerçekten doğru mudur? Bu haber hakikaten doğru mudur, değil midir? Benim bunu teyit etme imkanım bulunmuyor. İyi kötü beni tanıyorsunuz. Benim siyasi görüşlerim şu anki iktidarla uyumlu değildir. Dolayısıyla bana haber verecek kuşlar, güvercinler de bulunmamakta. Ben tamamen raporlarla, grafiklerle yani ispatlayabileceğim, altını doldurabileceğim olan elimde somut deliller varsa ancak sizinle yorum yapabilirim ve konuşabilirim. Evet arkadaşlar, Sayın Ahmet Takan Beyefendi'nin bu açıklamaları sonrasında kulislerde bir takım farklı farklı cephelerden işte bu mevzuya destek veren açıklamalar geldi. Sanki IMF ile anlaşma yapıldı veya yapılmış gibi çok farklı bir atmosfer oluşmaya başladı. Tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar. IMF Türkiye'de mi? Herhangi bir görüşme yapılıyor mu? Gizli gizli bir takım görüşmeler yapıldı mı? Bir takım anlaşmalar, bir takım şartlar, bir takım koşullara bağlı olarak karşılıklı olarak bir takım taahhütler oldu mu, olmadı mı? Bunları bilmiyorum. Ancak ben sizlere yaklaşık bir hafta, 10 gün kadar önceydi. Tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama IMF ile ilgili olarak bir video yayınlamıştım. Ve bu videomda 2018 yılının ilk aylarında IMF'nin genel olarak çeşitli dünya ülkeleri hakkında hazırlamış olduğu raporlarının bulunduğunu ve Türkiye için de bir rapor hazırladığını ve Türkiye için hazırlamış olduğu bu raporda çok ama çok ağır koşulları yerine getirmek kaydıyla ancak bu içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabileceğine dair görüşlerini ifade etmiştim. Ve bu görüşlere bağlı olarak da IMF Türkiye hakkında bunları düşünüyorsa, eğer IMF ile ilgili bir anlaşma, IMF ile bir anlaşma yapılacaksa da IMF tabii ki yine bu dayatmalarını, bu raporundaki görüşlerini ön plana çıkaracaktır. Farklı bir yaklaşımda bulunmayacaktır demiştim. O konuya tekrar değinmek istemiyorum. Bu videonun arkasına ekleyeceğim 2018 yılının yani bir yıl kadar önce IMF'nin Türkiye hakkındaki düşünce ve görüşlerinin ne olduğunu, nasıl kurtuluş, ne şekilde bir kurtuluş reçetesi öngörmüş olduğunu o videodan tekrar hatırlayabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu malum gazetenin adı geçen yazarının ifade etmiş olduğu iddiaya göre diyor ki,
IMF Türkiye'ye bir takım şartlar ileri sürdü. Bu şartların başında Suriye konusunda ABD ile işbirliği içerisinde olacaksın. Bu işbirliği içerisinde ABD ile ABD'nin politikalarına uyumlu bir politika izleyeceksin şeklinde bir iddiasının olduğunu ifade ediyor. Ve esas önemli olan konu ise arkadaşlar Kıbrıs Rum kesimini tanıyacaksın. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kıbrıs Rum kesimini tanımak mecburiyetinde bulunuyoruz. IMF'nin en önemli dayatmalarından birisi. Şimdi Kıbrıs Rum kesiminin tanınması demek, bilmiyorum tabii ki bu konuyu takdirlerinize bırakıyorum ama yani buna bir Türk vatandaşı olarak hepimiz nasıl tepki veririz? Nasıl içimize sindirebiliriz? Yani para için, pul için kendimizi nasıl bu kadar rezil edebiliriz konusunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Böyle bir şeye AKP hükümeti tamam der mi? Kabul eder mi? Bu da işin ayrı bir meselesi. Bu arada arkadaşlar ben özellikle birkaç gün önce yayınlamış olduğum IMF ile ilgili videonun son bölümünde şahsi düşüncem olarak IMF ile bir anlaşmanın olmasını beklemediğimi, olamayacağını, AKP'nin anlaşamayacağını, onların ileri süreceği koşul ve şartların AKP'nin politikalarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacağını ifade etmiştim. Zira biliyorsunuz ki siyasi iktidar yakın bir tarihte IMF bizden borç istedi, verin dedik ancak onlar gururlarına yedirip de bu borcu bizden almadılar şeklinde açıklamalar var. Bu açıklamaların doğru olmadığını iddia edenler vardı. Lütfen bununla ilgili Google'a 3-5 kelime yazarsanız size bu açıklamaları ne şekilde yapıldığını, hangi ifadelerle bu açıklamaların gerçekleştiğini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, IMF ile düne kadar böyle bir yaklaşım içerisinde olurken bugün IMF'nin kucağına düşme moduna gelmiş olmak gerçekten çok iç açıcı bir durum. Ve eğer iddialar doğru ise Türkiye IMF'den 220 milyar dolar gibi bir borç istemiş ve 220 milyar dolar gibi çok önemli bir rakamın talep edilebilir olması bile enteresan. Şimdi ben bu noktada birazcık bu haberin doğruluğu konusunda şüpheye düşüyorum. Arkadaşlar IMF 200 milyar dolar gibi bir rakamı bugüne kadar tarihinde hiçbir ülkeye vermemiş. IMF en son Arjantin'e önemli bir kredi kullandırdı, bir borç verdi ve Arjantin'e de 50 milyar dolar dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra da 7 milyar dolar daha buna ekleme kaydıyla toplam 57 milyar dolar kredi verdi ve 57 milyar dolar krediyi verirken de IMF tarihinin en büyük kredisi olarak bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla IMF'nin kalkıp da Türkiye'nin kaşına gözüne hayran olup da 200 milyar, 250 milyar dolar civarında bir kredi vermesi hiçbir şekilde mümkün değil. Birincisi bu rakam bana birazcık komik geldi. Tabii ki IMF bunu kabul etmedi. Etmemiş daha doğrusu öyle konuşayım. Güya bu haberin içeriğine bağlı olarak ben size 5-7 milyar dolar arasında seçimler öncesinde bir para veririm. Seçimlerden sonra da 50 milyar dolar daha veririm. Ama bunu da bir şarta bağlıyorum. Seçimlerde başarılı olursan. Yani karne getirecek olan çocuğun başarısını taltif edercesine eğer karnen iyi olursa, seçim karnen güzel olursa ben sana 50 milyar, daha, 50 milyar dolar daha kredi veririm. Şeklinde bir dizi şartlar, şurtlar, şunlar bunlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, evet bir yandan diyorsunuz ki ha bu arada bu açıklamalar bu konunun gündeme gelmesinin ardından Sayın Maliye Bakanı, Hazine Bakanımız Berat Albayrak bu haberi net ve kesin bir dille yalanladı. Bizim IMF ile yollarımızın kesişmesi dahi mümkün değildir. Ekonomimiz fevkalade iyi durumdadır. IMF'ye gidecek veya IMF ile bir borç anlaşmasına yapacak kadar kötü bir durumda değiliz gibisinden IMF'yi çok net bir şekilde ve bu haberleri çok net bir şekilde yalanladı. Evet, bir yandan böyle bir haber. Diğer yandan muhalefetin bu konuda ki IMF ile gizli anlaşmaların yapıldığı ve seçimden sonra mutlak surette IMF ile bir masaya oturulacağı veya bir anlaşmanın açıklanacağı şeklindeki öngörüleri vesaire vesaire. Tüm bunlar sizlerin kafasını çok ciddi bir şekilde karıştırıyor. Bunun da çok net bir şekilde bilincindeyim. Gerçekten de kafa karıştırılmaması gibi bir durumda söz konusu değil. Zira IMF'nin gelecek olması çok önemli yaptırımlara evet dememiz anlamına gelecek ve onun haricinde de IMF'nin destek vermiş olduğu hangi ülke bugüne kadar huzuru bulmuştur ki sorusunun yanıtı olarak da bizi yeni 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 sorunlar ve problemler mi bekliyor?
geleceğimizin bir 20 yılı, 30 yılı, belki 50 yılı bilmiyorum yine mi ipotek altına girecek şeklinde korkularımız bulunmakta. IMF'nin gelecek olması anlık bir nefes, anlık bir rahatlama olabilir. Belki içinde bulunduğumuz sıkıntılar için bir hayat öpücü olabilir. Hani çok daralmış ve borçlanmış olan bir tüccarın veya bir vatandaşın bankadan 5-10 kuruş kredi almasıyla birlikte 2 gün 3 gün şöyle rahat bir nefes alır ama ilk taksidini, ikinci taksidini ödeme zamanı geldiği zaman aldığı kredinin o faturasını acı acı ödediğinin farkına, bilincine varmaya başlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu anda ekranlarda görmekte olduğunuz grafik ABD dolarıyla Arjantin pezosunun durumunu gösteren bir grafik. Niçin bu grafikle konuya başladım? Sebep şu. Arjantin biliyorsunuz bizimle aşağı yukarı ekonomik koşullar, aşağı yukarı diyorum arkadaşlar, onlar bizden daha kötüdür, biz onlardan daha iyiyiz, bu ayrımlara girmiyorum. Ama kategori olarak veya içinde bulunduğumuz sorunların ana yapısı olarak Arjantin'de ortak bir tablo içerisindeyiz. Arjantin 2018 yılının başlamasıyla birlikte, özellikle 2018 yılının başlamasıyla birlikte, yani 1 Ocak 2018 tarihinde çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu sıkıntılar artık ayyuka çıkmaya başladı ve sonuç itibariyle Haziran 2018'de IMF ile 50 milyar dolar üzerinden bir anlaşmaya vardı. Bakınız, Haziran 2018'de. Ocak'tan itibaren, Ocak ayında bir dolar 20-18-19 Arjantin pezosu ediyormuş ve şuralara kadar geldiğimiz zaman arkadaşlar, Haziran ayına kadar geldiğimiz zaman yaklaşık 25'ler seviyesine ulaştığını, hatta 30'lar seviyesine ulaştığını görmekteyiz. Yani %50 civarında Arjantin pezosunun değer kaybettiğinin farkına varıyoruz. Ve bu tarihlerde arkadaşlar IMF ile bir anlaşma yapıldı, yapılıyor, 50 milyar dolar üzerinden bir anlaşma yaptık şeklindeki haberler gelmeye başlıyor. Şimdi bu grafik üzerinden yola çıkmamın sebebi şu arkadaşlar. IMF ile anlaşma yapıldıktan sonra ne olur sorusuna bir yanıt verebilmek. Bunu ezbere şu olur bu olur diye herhangi bir tahmin yürütmektense önümüzde çok somut bir örnek var. Arjantin IMF ile anlaşma yapmak zorunda kaldı ve anlaşma yaptıktan sonra neler yaşadı? Arjantin pezosu nereden nereye geldi? Şeklinde bunu canlı bir örnek olarak sizlere arz edebilirsem zannediyorum ki IMF ile anlaşma olduktan sonra bizim Arjantin gibi bir ülke konumunda olmamız nedeniyle nelerin olabileceğini biraz daha yakın görebilme imkanını bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar, 30'lar seviyesine geliyor ve IMF ile anlaşmanın yapıldığı haberi oluşuyor. Daha doğrusu bu haber bir şekilde ısıtılmaya, sıcak bir şekilde servis edilmeye başlanıyor. Ve arkadaşlar, Arjantin pezosundaki yükselişi görmektesiniz. Şurası bizimle ciddi şekilde 7.20'lere gitmiş olduğumuz dönem, 27 Ağustos, 28 Ağustos tarihlerinin bulunduğu haftayı temsil etmekte. %20'ler civarında bir değer kaybı yaşamış Arjantin pezosu. Yani o tarihlerde gelişmekte olan ülke kurlarında bizde de Arjantin'de de çok önemli bir facia tablosu söz konusu olmuş. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Haziran ayında Arjantin IMF ile görüşüyor, 50 milyar dolar kredi kullanacak. Bu konuda bir anlaşmaya varıldı denildikten sonra görmüş olduğunuz tablo, bu tarihi özel bir tarih olarak kabul edelim ama ondan sonraki süre içerisinde yine Arjantin pezosunun ciddi şekilde yüksek bir eğilim içerisinde kaldığını görmekteyiz. Yani arkadaşlar Haziran'dan sonra bir ülkenin IMF ile görüşmeye başladığı konuları, hatta anlaşmaya varıldığı konularının gündemde olduğu bir durumda bile o ülkenin para biriminde bir devalüasyon anlamına gelebilecek olan bir artışın olduğunu görüyoruz. Bu bir somut örnektir. Şimdi buradan çıkarılacak olan sonuç ne olabilir arkadaşlar? IMF ile anlaşma yapmak demek, bugün anlaşmayı imzalayıp da yarın IMF ile anlaşılan miktarın kasamıza geleceği anlamına gelmiyor. Zaten eğer bu haber doğru ise, efendim IMF 7 milyar dolar veririm, efendim siz seçimden başarılı bir sonuç alırsanız 50 milyar dolar daha veririm gibi bir takım bir vade, bir takım şartlar öngörmüş durumda. O halde IMF ile bir anlaşma olacaksa bile, gizli bir görüşme, gizli bir anlaşma yapılmış olsa dahi, bu süre içerisinde belli bir süreç gerekecektir. Bu süreç
Seçimlerden sonra bile hemen olmayabilir. Belki bir ay, iki ay gibi bir zamanı gerektirebilir. IMF'nin niyet mektupları olacak, komisyondaki görüşmeler olacak, heyet bunu kabul edecek gibi bir takım resmi prosedürler yaşanacak. Dolayısıyla bu prosedürlerin biteceği ana kadar geçen süre içerisinde arkadaşlar ben TL'nin ciddi şekilde sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Evet, maalesef böyle düşünüyorum. Eğer ki ekonomimiz gerçekten çok iyi durumdaysa IMF'nin kapısına niye gitmiş olalım? Evet, iktidar kanadı böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, olamayacağını, IMF ile yollarımızın kesişmesinin dahi mümkün olamayacağını söylüyor. Sizler de haklı olarak diyorsunuz ki, yahu iktidarın hangi dediği doğru çıktı ki? Dün başka bir şey konuşurken bugün çok daha farklı bir şekilde hareket edebiliyor. Siz de haklısınız. Bunun da birçok örneklerini gördük. O halde böyle bir durumda iktidar ne yapacak? Acaba geçmişteki söylemlerine bağlı olarak hayır IMF ile benim işim olmaz mı diyecek? Veya gerçekten ekonomimiz çok iyi durumda da bu haberler bir asparagas haber mi? Yani şu seçimlere çok yakın bir süre kalmış iken siyasi partilerin işte politikada her şey mübahtır mantığıyla birbirlerini karalamak, birbirlerini yıpratmak veya birbirlerini en can alıcı noktalardan vurabilmek ve kamuoyunu da bu manada ciddi şekilde tesir altına alabilmek için çok abartılı bir şeyler mi görüyor? Bunları bilmiyoruz. Bildiğimiz ne var? Evet, ekonomi çok kötü durumda. Her ne kadar şöyle olsa böyle olsa bile istenildiği kadar söylemler açıklansın. İstenildiği kadar enflasyon şuraya düşecek, buraya düşecek falan filan. Yani hepiniz biliyorsunuz ki soğan deposu basmayla, patatesle, domatesle enflasyonu kontrol altına almak çok kolay bir şey değildir. Bunun için çok daha radikal kararlar, çok daha etkin ve önemli tedbirlerin olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bu hususta özellikle ve özellikle Arjantin'i ve Arjantin pezosunun son aylarda yaşamış olduğu tabloyu sizlere arz etmek kaydıyla IMF geldiği zaman nelerin olabileceğine dair önümüzde bir somut örnek olsun ve bu somut örneğe bakarak bir yorum yapalım. Velev ki IMF gelecekse, 50 milyar dolar vererek gelecek, şu kadar vererek gelecek, bu kadar vererek gelecek veya şu şu şartları ileri sürerek gelecek. Ve biz bu şartları kabul etmiş olacağız ve tabii ki ve tabii ki AKP iktidarının da seçimlerden kesinlikle başarılı sonuç alması gerekiyor ki İstanbul ve Ankara hususunda bir takım tereddütler şimdiden konuşulmaya başlandı. Bu illerin kaybedilebileceği. Hatta AKP'nin bu seçimlerde önemli bir oy kaybına maruz kalabileceğine dair söylemler de gündemde. Bunların ne olacağını, nasıl gerçekleşeceğini ancak 31 Mart akşamında öğrenebileceğiz. Bunlar ayrı konular. Farklı farklı tahminleriniz de olabilir sizlerin. Çok başka konular. Eğer ki IMF ile seçimlerden sonra bir anlaşma durumu olsa bile ve bu anlaşma arkadaşlar net bir şekilde kamuoyuna yansıtılmayabilir. Çünkü IMF ile devletler gizli anlaşmalar da yapabiliyorlar. Bu da mümkün olabilir. Bu da teorik olarak yaşanmamış, görülmemiş bir şey değil. Ama şayet IMF ile bir el sıkışma, bir gizli anlaşma olsa dahi ve bu anlaşmanın seçimlerden sonra meriyet kazanacağı, yürürlük kazanacağına dair bir konsensus sağlanmış olsa dahi bu önümüzde en azından bir 3-4 aylık bir süreci ifade etmekte. Bu 3-4 aylık süre içerisinde IMF ile anlaşma oldu mu, olacak mı, IMF'den para geldi mi, ne zaman gelecek gibi bir takım konular, söylemler yine çok sıcak bir şekilde piyasayı etkileyecek ve arkadaşlar bu tablo içerisinde ben dolar TL'nin çok rahat durabileceğini zannetmiyorum. Yani bu belirsizlik bir taraftan işte anlaşma yapıldı denecek, diğer taraftan yalanlanacak. İşte bu tablo, bu kaos ortamı içerisinde çok önemli bir sıkıntılı bir sürecin yaşanabileceğini, Şubat ve Mart aylarının özellikle dolar TL adına sıkıntılı geçme ihtimalinin yüksek olduğuna dair görüşümü tekrar ediyorum. Bir tek koşullu arkadaşlar. Dedim ki bu videonun ardından bir de Fed ile ilgili olarak gelen son açıklamalara dair de bir analiz aktaracağım dedim. Evet, Fed'in yapmış olduğu açıklamalara bağlı olarak herkeste genel bir beklenti oluştu. Fed dünya ülkelerine para gönderecek veya oradaki paralar çıkacak, gelişmekte olan ülkelere yayılacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Teorik olarak haklısınız arkadaşlar.
Teorik olarak Fed'in bu söylem değişikliği sonrasında dünya ülkelerine para girişlerinin olabilecek olması, varlıklara yönelik, menkullere yönelik bir takım ilginin olabilecek olması, bunların hepsi teorik olarak doğru. Ama bugün arkadaşlar Arjantin'de hala Arjantin %60'lara ulaşmış faizlerine rağmen doğru düzgün yabancı kaynak çekemiyor. Evet, bize borsamıza yabancı girişi oldu. Doğrudur. Ne kadar yeterli? Veya IMF ile diyelim ki anlaştık ve IMF bize dedi ki size 5-7 milyar dolar para vereceğim seçimden önce. 5 milyar dolar, 6 milyar dolar Türkiye'nin hangi derdini çözebilir ki? Bugün Koç Holding bile ülkenin belli bir şirketi, bir tek şirketi olarak bile tek başına 1 milyar dolar kredi alabiliyor. Koskoca ülkeye 5 milyar dolar kredi vereceğim demek kapısında süründürmek anlamına gelir. Bu rakamlar bizim hiçbir şekilde işimizi görmez. Bu sebeple arkadaşlar bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum ki ben Fed ile alakalı olarak merkez bankalarının görüşleriyle ilgili olarak bunların tavır ve davranışlarına hiçbir şekilde itimat etmediğimi, bugün bu şekilde konuşup 3 gün sonra çok daha farklı söylemler içerisine girebileceklerini zaten sizlere aktarmıştım. Ama bir kez daha ifade etmek isterim ki bu konu özellikle arkadaşlar bir ülkeye para girecekse o ülkenin ekonomik durumuna bakarlar. Yapısına bakarlar. Yani sizin çok fazla miktarda paranız olsa kalkıp da her önünüze gelen yere yatırım yapar mısınız? Yani ya şu yatırımı yapacağım ama bu ne kadar caziptir, ne kadar güvenlidir, ne kadar risk taşıyor gibi bir takım soruları kafanızdan sormaz mısınız? Yani Fed bu açıklamayı yaptı, tamam bütün ülkelere gözü kapalı bir şekilde para dağıtacak. Yok ulan yok arkadaşlar. Böyle bir beklentiyi ben çok hatalı buluyorum. Niçin hatalı buluyorum? Türkiye'nin durumu belli. Eğer biz IMF ile anlaşma yapacaksak da önümüz karanlık. Dediğim gibi sadece bir hayat öpücüğü olabilir. 3-5 ay belki bir nefeslenmiş olabiliriz. Ondan sonra acı reçeteler. Hani yine siyasi iktidarın söylediği gibi borç alan emir alır mevzusu. Adamlar zaten daha borcu vermeden emirleri sıralamışlar. Hele hele bir de kalkıyorlar. Türkiye'yi kalbinden vuracak bir yaklaşım içerisinde bulunuyorlar. Kıbrıs Rum kesimini tanıyacaksın. Kimsin sen ya? Yani bu parasal konular bir tarafa, bir taraftan da bir milliyetçilik konusu var, bir vatan konusu var. Şimdi arkadaşlar, bütün bunların hepsini birlikte değerlendirdiğiniz zaman ister IMF gelsin, ister gelmesin. Her ne olursa olsun, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar maalesef ki ve maalesef ki pek parlak değil. IMF gelecek olsa bile çok önemli bir süreç yaşandıktan sonra gelir ve o sürece kadar da dolar TL ile ilgili olarak önemli sıkıntılar, önemli sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar nedir arkadaşlar? Bir şekilde TL'nin değersizleşmesi, doların Türkiye'de değer kazanmasıdır. FED'li şuydu buydu ayrı konular. Türkiye'nin kendine özel sorunları var. Genel olarak bütün dünya çerçevesiyle bakamayız. Bizim kendimize spesifik problemlerimiz ve sorunlarımız olduğu için, bizim durumumuz kendimize özel olduğu için, dünya genelinde teorik olarak sağdan soldan duyduğunuz ve okumuş olduğunuz Fed'in veyahut da merkez bankalarının bu yaklaşımlarının olumlu etkilerini biz ne kadar görebiliriz? Görür müyüz, görmez miyiz? Lütfen bu noktayı irdelemeye çalışınız. Şu haber geldi, bu ekonomide hiçbir zaman için, piyasalarda hiçbir zaman için 2x2=4 etmiyor. Bunu sürekli olarak sizlere vurguluyorum. Yani belli bir olayın gerçekleşmesi o konuyla ilgili olarak her ülke için aynı sonucu vermiyor. Vermiyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Hava sıcaklığını farklı koşullarda değişik hissederiz. Bir yerin 20 derecelik sıcaklığını çok daha farklı hissederiz. Ama bir başka şehirdeki nem oranı, lodos vesaire vesaire gibi etkenlerle o 20 derecelik sıcaklık her iki tarafta da 20 derecedir. Ama hissedilen sıcaklık veya soğukluk farklıdır. İşte bizim bu olumlu haberleri nasıl hissedeceğimizin de şu an için herhangi bir netliği yok. Onun için tek bir gözlükle, tek bir noktaya bakmanın doğru olmadığı görüşündeyim. Ve bir kere daha ifade etmek istiyorum ki bu haber trafiği gerçekten piyasalarda önemli bir dalgalanma yaratacağı benziyor. Ve bu dalgalanma süreci içerisinde de panik yapmadan hesabınızı, kitabınızı, fiyat aralıklarınızı, alım satım aralıklarınızı çok makul ve gerçekçi bir şekilde değerlendirmeniz lazım.
Bir de arkadaşlar bir hususu daha anlatmayı unuttum ben. IMF Arjantin'e bu parayı verirken dedi ki, bakın demiş ki demiyorum, dedi ki, çünkü bunlar kayıtlarda var olan mevzulardır. Hatta bu konuda BBC News internet sitesinden de bütün ayrıntıları edinebilirsiniz. IMF şunu söyledi arkadaşlar Arjantin'e. Sen dedi paranı korumak için, paranın değer kaybetmesini engellemek için elinden gelen bütün çabayı göstereceksin dedi. Ve bununla ilgili olarak da bir şekilde bir fiyat aralığı belirleyeceksin dedi. Ve IMF'nin bu talimatları sonrasında Arjantin Merkez Bankası dedi ki ben paramın değerini 34 ila 44 birimleri arasında sabitliyorum. Yani bu seviyeler arasında hareket etmesine izin vereceğim, 44'ün üzerine çıkmasına müsaade etmeyeceğim, 34'ün de aşağısına inmesine müsaade etmeyeceğim dedi. Bakınız arkadaşlar, IMF anlaşmasından sonra Peso'nun gelmiş olduğu en düşük seviye 35. 35'in aşağısına gelmesine izin verilmiyor ve yine de 40'ların üzerine çıkılmasına da izin verilmiyor. Dolayısıyla IMF kalkıp da bu konuda bile, yani para biriminin hangi seviyelerde müdahale edip etmeyeceklerine dahi talimat vermiş durumda. Dolayısıyla arkadaşlar 40 dolarlar üzerine çıkmış olan bir Arjantin pezosu IMF öncesinde, hatta IMF sürecinde diyeyim daha doğrusu. Yani bakınız IMF anlaşması yapılıyor söylemleri olduktan sonra yaşanan tablodan sonra bile 40 dolardan düşebildiği seviye 35 dolar. Yani %11, %12'lik gibi bir düşüş yaşamış ve daha da düşmesine izin verilmiyor. Bu talimat verilmiş. Sizler buradan hangi sonuçları çıkarırsınız bilmiyorum. Ama şunu net bir şekilde bilmenizi rica ediyorum ki lütfen ve lütfen olaylara tek yönlü bakmayınız ve IMF denilen tefecinin Türkiye'ye girmesi, Türkiye'nin onlarla bir anlaşma yapması, bir kere daha ifade etmek istiyorum ki çok kısa süreli bir rahatlama yaratır belki. Elimiz para görür ama bu parayı çok acı acı geri ödemek durumunda kalacağımız için yarınlarımızın ne olacağına dair arkadaşlar hiçbir garantimiz bulunmamakta. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili olan haberler tamamıyla bir tevatür niteliğinde, kimsenin elinde böyle bir anlaşmanın yapıldığı, böyle bir görüşmenin olduğuna dair bir netlik yok. Sadece duyum şeklinde bu haberler lanse ediliyor. Bu tarz haberlerin birer siyasi polemik konusu olarak değerlendirilme ihtimalinin de var olduğunu sizlere vurguluyorum. Bütün bunları bu çerçeve içerisinde değerlendirdikten sonra bir karar vermeniz gerektiği kanaatindeyim. Ama şu grafiği mutlak surette hatırlayınız. Eğer IMF ile anlaşma olacak olsa bile bu doların çok hızlı bir şekilde gerileyeceği, çok aşağı seviyelere ineceği anlamına gelmiyor. İşte size Arjantin pezosunun yaşamış olduğu durum ve vaziyet. Evet arkadaşlar, şimdilik hoşça kalınız diyorum. Dediğim gibi dolar TL, FED ve diğer konularla ilgili olarak ve önümüzdeki hafta dolar TL'de neler olabilir, neler yaşanabilir ile ilgili teknik temel değerlendirmeleri ise ilahare mutlak surette bu hafta sonu aktarmış olacağım. Kanalımdan ki videolardan anında haberdar olabilmeniz için arkadaşlar biliyorsunuz kanalıma ücretsiz abone olmanız sizin için bir avantaj sağlayacaktır. Yine halukcanberk adresimdeki Twitter hesabımdan da sorularınızı mümkün olabildiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum. Maalesef seyahat halim hala devam etmekte, hala İstanbul'dayım. Trafik ve iş yoğunluğu derken çok ciddi zaman kaybım oluyor. Sağlıklı bir şekilde tüm sorularınızı bakıp inceleme imkanım olmadı ama umuyorum ki bu akşam önemli sorulara yanıt vermeye gayret göstereceğim. Hoşça kalınız efendim, saygılarımla.